Çiz gaz al. Gazı kaldırır mı? Tamam mı? Yaz al. Yaz olur. Yanlış paylaşıyor. Desen güzelmiş la. Sen bile tanıyamayacaksın ha halıyı. Benim mi diyeceksin? Senler gerçekten güzel ama güzel mi oldu senden? Size besin olarak lahabınıza kimler derler? Bizim lahabımıza bulaklı ol derler. Güzel. Kaç yıldır bu mesleği yapıyorsun? 27 yıldır. 27 yıldır yapıyorsun. Besli'den kaç yılında ayrıldınız? Bu Besli şeye Antep'e geldiniz. Tahmin edin. 65. 65. Şimdi bu Besli'den neden göçtü bu millet? Senin görüşün nedir? Fikrin nedir? Besli'den sebep neydi? Niye göçtü? Göçme nedeni. Ha? Melmeket'in adamı sanatkar, ticaret adamı. Evet. Melmeket'te de bu imkan olmadığından bundan göç başladı Melmeket'te. İkincisi de biliyorsun aşağı şehirde hamamlarımız vardı, camilerimiz vardı, köprümüz, pınarlarımız. Şimdi görüyorsun ki talan olmuş, yerle bir olmuş. Acaba bu neden yıkıldı, neden, kim, neden sebebi neydi? İlgisizlikten mi? Neden oldu acaba? Görüşün nedir yani? Fikrince duyuştum, duyduğum, gördüğüm. Fikrince nedir? Melmeket biliyorsun bu Eskişehir, Eskişehir. Yeni yapılan yeni şehir diyorlar. Evet. Nedeni bizim eşitliğimiz. Evet. Dere iç olup. Evet. Daha modern yapılma üzere. Yukarıya nakledilmesi. Yani doğru bir şey de olmadı. Eski yerinde kalsa daha iyiydi. Eski taşıdı sağlamdı. Sağlamdı, taşıdı. Hadi bundan dolayı mağdur olanlar da oldu. İkincisi, şimdi esasında Kayardı planlanmış idi. Kayardı planda yeni şehrin kurulması için gelen, yani devlet şeyiyle gelenler o zaman vilayet Kayardı ayın taptı. Burayı görüyor. Burayı bağlıyor. Şimdi görüyoruz ki bu çat diye bir dakika. Çat diye kuş obası çatını bunun yerine kullandılar. Şimdi gördük ki Batıhan'a kaygan bir arazi. Değil mi? Evet. Şimdi buradan bizim Besliler çalışkan atı var meydanı yoktu. Yani meydan bulamıyordu. Malını satamıyordu. Göçe mecbur oldu. Bir yerde yani. Bunun benim sebebi oldu. Bu. Ha. Tabii Melmeket'in adamın yine uyanık oluşundan. Tabii. Şimdi zaten Besli halkı çocukluğundan beşikten indi miydi başlar çalışmaya. Usta elinde şu masire sararak bu işi hemen organize eder. Çabuk kopya eder. Kültürü olsun olmasın. Yani kültür seviyesi olsun olmasın. Antep'te kira da oturuyor. Birçokları evler kira. Şimdi halıcılıkta varız da. Yemenicilikte varız. Diğer alışverişlerde varız. Ya bir de şirket kuralım ya. İnşaat şirketi kuralım Besliler. Bir de ev yurt yapmaya çalışalım. O da sermiye, o da karlı bir iş. Niye olmasın değil mi? Ha, bir site yapalım Gaziantep'e. Altında dükkanımız olsun. Üstünde güzel salonumuz olsun. Gençlerimiz eğlensin. Düğünümüz de olsa yapalım. Daha üstünde de misafirhane olsun. Dışarıdan gelen müşteriler, misafirler bizim misafirhanemizde kalsın, yesin, içsin, beş kuruş vermeden sabahleyin insin aşağı, adam kahvaltısını yapsın, insin, birinden kal alır, birinden kilim alır, birinden savan alır, ne olur? Malı da burada gönderirsin. Adam yani çantasını, çekini kessin, çantasını gitsin. Ne diyecek gittiği yerde? Ya Besliler kadar böyle münevver, adam yok ya kardeşim, yiyorsun, içiyorsun, misafirhanede yatıyorsun, malın alıyor, sarılıyor, bağlanıyor, çekini kesiyor, çantanı alın geliyorsun. Şimdi bu kişi böyle bir imajı yaymayla senin bağır çağırmanı para eder mi?
Çünkü neden? Bu kişi gittiği yerde bunu söyleyince elbette bu kişi gidip de başka yere gitmeyecek. Ha besinler bu diyecek. Çünkü deveyi yerden uçuran ot dediğimiz işte bu ot. Bunu Yahudiler kullanıyor bu sistemi. Ben bizim Türkler bu gibi düşünceye sahip değil. Ben yabancılarla çalıştığım için aslında bu çağ bunu götürüyor yani. Bunu yaşatacağız. Bir sırt sırta verdik miydi bu iş üstesinden gelir. Bir de folklor kuralım. Mesela. Folklor kuralım diyoruz. Türkümüzü söylesin, eskisi gibi çalsınlar, oynasınlar, gitsin Adana'da, altında arabası olsun. Bütün 5 vilayette, Kazda'da toplanalım bu parayla, bunu kuralım gençlerimizi. Gitsin Mersin'e, besleri güzel eğlendirsin, düğününü yapsın. Gelsin Besni'ye veyahut Antep merkezse. Antep'te mi? Antep'i yapsın. İstanbul'da Besni'lerin eğlencesi, düğünü mü var? Gitsin oraya, Besni'ler dilediği gibi eğlensin, memleket özlemini gidersin. Sokağa para savurmak kendi halkımıza dönmüş. Hem kültürümüzü tanıtalım Türkiye'de, hem de bu sanatsal çalışmalarımızı bu kültür şey dolayısıyla, folklor dolayısıyla neler ürettiğimizi sergileyelim. Bunun için de siz de maddi manevi katkıda bulunur musunuz? Şey yani bu şeyin gelişmesi için. Evet. Yani bu işin yapılmasında... Bu için katkıda bulunurum. Şöyle katkıda bulunurum. Eğer buraya bir inşaat sektörü, site halinde... Hayır, şirket kuracağız. Kendimiz malımız, şirket kendimizin olacak. Hemen edinler. Böyle bir şirket kurursa işte, hak ederim. Tabii. Şimdi halı satıp kar etmiyor kardeşim. Bu kadar bina yapanlar, şehirlerde apartman, daire yapanlar şirket değil mi? Böyle bir inşaat şirketi kurulursa, yapılırsa ben buna sizin olarak iştirak ederim. Tamam. İşte bizim de şeyimiz bu. Sırt sırta verdiğimiz zaman yapılmayacak bir şey yok. Bugün buna taraftarım. Bu şirket kurulursa. Yok, folklor değil. Folklor da bizim ürettiğimiz malı Türkiye çapında tanıtmak. Gerekli resmi... Folklor için bir şey diyemem. Yalnız bu tekrar ediyorum. Çok iyi olur. Mesela kenar semtlerde ucuz arsa temin edip buranın altyapısını, camisini efendim işte gereken şey yapılırsa ona da olur bir semt. Tabii. Böyle bir şey olursa ben buna işler veririm. Beslilerin menfaatine. Şimdi şöyle bak. Bir insan menfaatine, beslilerin menfaatine. Bir insan menfaatine olan bir şey. Bir insanın evi ve iş yeri garantisi olmazsa ne kadar mutlu olayım dese yanlıştır. İnsana sermayeden önce bu mutluluk getirir. Çünkü yuvadır. Güvendir insana. En büyük güvendir. Devlet de gelse, şimdi sen kalıveriyorum dese bir kiracıya kalıverir misin? Vermezsin. Ama evin sahibi olsa düşünmeden verirsin. Çünkü kiracı yarın gece yükler gider dersin. Değil mi? Ya, kiracıya da veriyor. İşte mesela icabına göre yani. Evet. Peki, verdiğiniz bilgiden dolayı teşekkür ederim. İşlerinizden başarılar dilerim. Hemşehrilerimizin böyle iş sahibi olmalarından gurur duyuyorum. Yani. Gerçekten öyle. Şimdi bir de Besli'de derler ki gurbete gideni sırtına yadırdı yorgan demiş. Buna ne diyorsun ya? Şimdi yadırdı yorgan mı dedi? Bu bizim eski örf adetlerimiz. Gerçekten sen de biliyorsun gurbete gideni şey ederlerdi, sırtına yadırın yorgan derdi. Bu laf var ama ben bunu öyle demiyorum. Bizde tabii ticari maksatla geziyor. Çekiyor değil mi? Evet. Hemşerilerle iftihar ediyoruz. Her yerde hepsi iş sahibi. Evet. Tahsil yapmışlar, köşe taşı gibi yerlerde oturuyorlar. Evet. Bu da memleketin kültürden her yeri. Neyse kültürlü memleket. Evet. Hiç bir tane ipsizimiz, sapsızımız görmüyoruz. Varsa da rastlamadım. Evet, yok. Olmaz ya da işte dediğim gibi bin kişide bir kişi zor çıkar. Ben onu rastlamadım. Yani besli kültürü memeliyiz. Evet. Şimdi hemen tabiat hemen ustalıktan yetişiyor yani. Sanatsal kültür var. En kültürlü memleket besli diyebilirim. Geçmişe bakarsan. Çünkü hepsinin gözü açık, hepsi hesap oluyor. Atılgan. Evet. Memleketimizde biz çocuktuk. Ayakkabı sanayi gibi ayakkabı vardı. Tabakhaneler. Evet. Dokmacılık. Evet.
Bakırcılık işte, bunlar memleketin işte. Şimdi tuzdan başka her şeyi, kimseye ihtiyacı olmadan her şeyi üreten bir kasabadır. Güney Anadolu'nun nadir ve Türkiye çapında da nadir. Nadir memleket, nadir. Onun için bu nadiri işte bu folklorla tanıtmaya çalışacağız. Folklor bizim en büyük silahımızdır. Bu dünyanın silahı, futbolla folklordur. Bak Adıyamanlar kim tanıyordu? Folklorla Kanada'ya gittiler, Amerika'ya gitti, hep birinci oldular. Peki İstanbul'da seçilen adamlar niye gidiyor da kazanmıyor? Devletin seçtiği adamlar. Çünkü adamlar aslına bakarsa resmini iş yerini çekiyor. Size lağabınıza besin olarak kimler derler? Mahmud abi. Mahmud abi. Kaç yıldır Antep'tesiniz? 25 seneden beri buradayız. Burada, siz burada doğdunuz. Burada doğdum. Ha, güzel. Acaba sen duydun mu? Besin'e niye göçtü bu millet? Senin görüşün nedir genç olarak? Yani edindiğin bilgi, tavır nedir yani? Neden göçtüler Besin'ler buraya? Siz göçtüğünüz zaman burada Besin'e kaç kişi vardı? Besleri çoktu şu an burada yani. Hani o zaman? O zaman bilemiyorum yani. Peki neden göçtüler? Böyle bir fikrin var mı? Görüş nedir yani? Öyle bir fikrim yok sayın. Fazla bir bilgim yok yani. Ha, şeyden bilgi yok. Neden olduğunu, neden taşındığını bilemiyorum yani. Peki şimdi genç olarak sana diyorum, acaba bu mesleği neden seçtin? Yani severek mi yoksa baba mı? Baba mesleği olduğu için. Baba mesleği olduğu için Besin'den beri devam eden meslek yani. Peki bu Besin'ler böyle yani atılganlı, başka işten iş değiştirerek devamlı böyle nereden alıyor bu cesareti? Bu atılganlığı nereden alıyor? Valla demek ki dedik mi işte baba mesleği olduğu için onu sürdürüp giriyoruz yani. Peki şimdi baban dese ki oğlum bu iş senin bıraktığın farzı. Daha neler yapmak istiyorsun? Seni gönlün der. Şimdi daha ileri doğru neler bir düşüncen var? Neler yapmak istiyorsun genç olarak? İleriye yönelik. Şu an kendisi de bizim üzerimize bırakmış durumda yani. Ha. Şu an biz devam ettiriyoruz yani. Ha güzel. Bak ne güzel. Devam ettiriyoruz yani. Ha. Çünkü babanın zamanında bu imkan yoktu. Öyle. Var mıydı? Yok. Ha. Şimdi sana verdiğine göre sen babayın üstünde bir çaba göstermen gerekiyor. Doğru, devir değiştiği için. Teknolojiye, bugünkü kurallara ayak uydurmak, ticari ahlakı götürmek güzel bir şey yani. Çünkü besinler hem çalışır hem de töresini yaşatır. Evet. Şimdi besinlerin burada bir eksiğimizi görüyoruz biz yani toplu olarak. Bütün besinleri filme alıyorum. Yani bir kaybolmuş bir şeyi, toplumu evet, kasetle toplayarak bir tarih, canlı tarih yapmaya çalışıyoruz. Evet. Diyoruz ki bu esinde bu kurda birçok kira veriyorlar. Evet. Her dalda varız. Bir de limite şirket kuralım. Ev yeri, iş yeri yapalım ya. Evet. Bu da bir ticaretli bir çağrı. Evet. Mesela iş yeri mi lazım? Yapsın. Bir site kuralım diyoruz şu Antep'te. Altı dükkan, evet. Üstü ev, şey, salon. Güzel gençlerimiz bir yanda otursun, yaşlarımız bir yanda düğünümüzü yapalım. Onun üstüne de misafirhane yapalım. Gelen tüccar, Diyarbakır'dan Mardin'e nereden gelirse gelsin, orada yesin, içsin, beleş, aşağı insin, sabahleyin kahvaltısını yapsın, kiminden kal alsın, kiminden tavan alır, bilmem.
burada çekini kessin gitsin. Gittiği yerde ne diyecek? Ya besinler gibi kardeşim, mal aldın mı besinlerden alacak. Adamların o misafirhanesi var, 5 kuruş almıyorlar. Yemek, içmek, sabahleyin kalkıyorsun, kahvaltını yapıyorsun. Evet. Aşağı iniyorsun, malını alıyorsun, dengini bağlıyorlar. Çekini kesiyorsun, çantanı alıyorsun, binip geliyorsun. Malın da arkandan gönderiliyor. Şimdi bunu duyan kişi başka yere gider mi? Bu 20. asırın artık buna dönüş yapmamız gerekiyor. Artık batıl yönleri bırakalım, kendimize güven sağlayacak böyle, bu da bunun yolu da şöyle gidiyor yani. Kendi güvenimizi sağlamak için kendi iş yerimiz, kendi evimiz, kendi fabrikamızın yeri bizim oldukça insanın güveni artar. Bunun için bir şirket kuralım diyoruz. İkincisi, bir de bu yaptığımız imalatı, bak şunu görüyorsun, hep film alıyorum, bunları sergiliyorum. Neler üretiyor Besli'ler? Kitaba yazmışlar, Besli kitabında senin var mı böyle bir şey? Var. Yok değil mi? Sadece filan diyor. Evet. Ama ben, bak ne güzel, Besli'ler bunu yapan adam, böyle kabiliyetli diye bunu ispat ediyorum. Senin görüşünü, evet, yaptığın işi. Bir de folklor kuralım, bu alanda bizim hem malımızı tanıtalım, gittiğimiz yerde filmle beraber bunla, folkloru da yaptığımız sanatla sergileyelim. 25-80 mesela gitsin, Adana'da bir hemşerimizin düğünü mü var? Ekip gitsin orada günümüzce eğlendirsin, sokağa atılan parayı derneğimize gelsin. Gitsin Mersin'de düğünü yapsın, sokağa atılan para derneğimize gelsin. Gençlerimiz de memleketin kültürünü yaysın. İstanbul geliyor herkese yani. Böyle bir şeyde, kuruluşta maddi manevi katkıda bulunur musunuz? Vallahi pek oturak olanlar yok yani. Şimdi bu, yok değil değil. Bugün bu çektiğim filmlerin hiçbirinde itiraz edilmez. Çünkü gerçek payı bizim bu hani Besli'ler için kaçınılmaz bir durum diyor. Yani. Her sizin istifademiz için. Evet. Bunu tabi topyekun bir göğüsleyeceğiz. Yalnız bura değil, İstanbul 5 vilayette, Besin'de dahil, 5 merkezde bunu destekleyeceğiz. Tek folklor olacak. Altında arabalı böyle mükemmel. Evet. Türkiye'nin her vilayetinde resmi daireler Allah bulak edecek, Besin'i tanıtacak. Evet. Böyle bir ekip kuracağız. Yani. Türkiye'de ilk defa, bu film de dünyada ilk defa ben yapıyorum. Evet. Onun için bu gibi maddi, mesela diyelim ki kişiyi tavsiye etmekle. Evet. Bir o sesi güzel olur. Bu da bir madde bizim için bir şey. Bu gibi şeylerde katkıda bulunur musun? Maddi manevi. Vallahi yapmakta taraftarız yani. Yapmakta taraftarız yani. Yani sizin dediğiniz gibi yani tanıtım çok iyi bir şey yani. Tabii. Yani biz yaptığımızı tanıtalım. Bu tanıtım, reklam bugün dünyanın en büyük silahı oldu biliyorsunuz. Her yıl festival falan yapıyor yani. Fazla üstüne düşürecek durumda yapmıyorlar yani. Evet. Aslında çoğunluğu olarak talep yok yani. Şimdi neden? Bizler böyle Besin'le çekingen davranırız. Evet. Halbuki korkacak bir şey yok. Evet. Şimdi şirket, biz başka şirketler bina yapmıyor mu Antep'te? Yapılıyor. O destekte yapanlar müteahhit değil mi? Evet. Para kazanmıyor mu? Evet. Bizim Besin'le kursak, biz bizim işimizi yapalım. Hayır, o da bizde para, o da o yolda da para var. Yapılamazsa zaten kendi memleketimize yapılacak. Tanıtım için yani. Hem bizim için, her dalda adamımız var. Evet. Koyacağız sermeye. Bir bu bir banka gibi olacak bu yani. Ele langur lungur yok. Bu tam resmi bir şirket olacak bu. Yani. Böyle herkesin işini yapacak. Devletten de kredi alacak. Gerekirse bu işin göstereceğiz. Diyeceğiz ki bak biz buyuz. Halı dokuyoruz, kilim dokuyoruz, tavan dokuyoruz. Biz eleman çalıştıracağız. Bu sermaye bizim iş yerimiz yok. Bize yardımcı olun diyeceğiz. Ama sözde olmaz. Böyle filmi koydun mu bakarak diyecekler ki gerçekten bu adamların haliyle her şey ortada. Yüzümüz yok. Devletten de isteyeceğiz. Toplumumuzu da bu işe teşvik edelim. Buyursunlar bu memleketin. Hepimizin birbirine sarılalım artık. Sokaklar.